gönlümün dingin limanında. Uslanmış duygular içinde son buluşmamızdan sonra. Güneşimsin, ışımsın, bir tanesin benim. Yüreğimin en sıcak köşesi, ömrümün en güzel destesi. Aa, bu ne kıyafet? Balo mu var? Ne yararına? Hayır hoca, galiba çevreye karşı maymun oluyoruz gibi bir hissiyata kapılıyorum. Biz adalet savaşçılarıyız efendim. Adımız andımızdır. Yolumuzdan sapmamalıyız. Siz ne ilginç insanlarsınız. Keşke ben de sizin gibi boş gezenin boş kalfası olsam da akşama kadar böyle eğlenebilsem. Bu mahallenin süper kahramanına edilen lafa bak hoca. Vatandaşın bize ihtiyacı olduğunu el ilanı olarak bastırıp gazete aralarına mı kaçsak acaba? Evet hanım kızım. Bizimki ulvi bir insanlık vazifesi. İnfan Bey oğlumuzsa mahallemizin medarı iftiharıdır. Teknik yapımdaki arkadaşlarımız... Yeter hoca, abartmayalım. Bu kılıkta ne yapmayı düşünüyorsunuz? İşe küçük küçük başlayacağız. Önce bir iki deprem durduracağız. Sonra mevsimlik sel felaketlerini önleyeceğiz ve şu veya bu. Sizin neyiniz vardı? Size kolay gelsin. Tatillerde ben de size katılırım. Çok eğlenceli gibi görünüyor. Hoşça kalın. Sence Didem'e karşı madara mı olduk hoca? Hı? Olur mu efendim? Bize imrendiği için öyle söyledi. Bu işin sonunda bir şebeklik yaşanırsa... 40 satır mı 40 katır mı diye bildik bir soru soracağım sana. Cevabını şimdiden düşünmeye başla hoca. Allah'ım, sen beni, ailemi, milletimi koru. Bugünü de kurtarırsak mahşere kadar hiçbir şey olmaz. Amin. Merhaba. Ay, merhaba. Nasılsın Seda? İyiyim. Asayiş nasıl? Mantıken bugünlerde burası pek tekin değil. İstersen bizim yukarıda da kalabilirsin. Korkuyorsan tabii. Evet, salonda kal. Kanepede yatarsın. Çekinme yani. Gerek yok canım. Didemler'de kalıyorum şimdilik. Bana kalsa evimde kalırım. Korkmam ben. Ya o taş ya senin camından içeri atılsaydı? O zaman da korkmaz mıydın? Mantıken ummadık taş baş yarar. Bazıları küçüktür ama mide bulandırır. Belki de birinize aşık bir genç atmıştır. Belli mi olur? Yok bizim öyle aşığımız maşığımız. Biz evliyiz. Nereden çıkarıyorsun Sedef? Biri duyar sahi sanır. Tadımız kaçar. Yapma rica ederim. Niye bu kadar telaşlandın canım? Kızcağız şaka yaptı. Neyse sonra görüşürüz. Takmayın kafanıza. Nereden çıkarıyorlar böyle iftiraları? Sonra altından nasıl kalkarız? Sen boş ver şimdi de. Yine ne yapıyordun orada? Sen de benim casusum musun Sibel? Aa. İşte şimdi hapı yutarsın Fari. Kapılar kapalı, bacalar tıkalı. Yanlış oynuyorsun Nizamettin Bey. O pullar oraya gelmez ki. Yürü işine be, mızıma. Her seferinde de oynadığına pişman ediyorsun adamı. Yürü yani. Yürü git işine ha. Be. Ya Kamil, Selen nasıldır be? Toparladı mı biraz? Çok şükür, hafif atlattı. Çıkaracağız bugün yarın. İşler de aksadı bu arada. Bu çocuk tayfasının ne yapacağı belli olmaz be. Gündüz külahlı, gece silahlı olurlar. Sabah zıp zıp zıplar, gece alev alev yanar. Başıboş bırakmaya da gelmez. Sahip çıkmak lazım. Gerçi gözünün içine bakarsın hastalıktan kurtulmaz. Sokağa salarsın da yanaklar elma gibi olur. Bu işte bir terslik var ya, ben de şaşıyorum. Sizin de çaylarınızı tazeleyin babalar. Tavla boş boş gitmesin.
amortismanı var, yıpranma payı var. Getir hadi getir. Kurtuluş yok bundan. Tamam baba. Kamil baba, bir mangal yapsak. Hem Selen babaya iyi gelir, hava alır. Oğlum sen kafayı mı üşüttün? Kız daha hastanede. Çıkarıp bir daha mı hasta edin? Onun üşütüklüğü müzmindir be. Doğumda buz kalıbı gibi gelmiş dünyaya. Ay değil mi? Çok komik değil mi? Hadi git sen işine bak. Durduk yerde azar işitiyorsun insanlardan. Hadi. Bana gerçeği, yalnızca gerçeği söyle Mihriban. Ne gerçeği? Bir tek gerçek var. O da yaşadığımız dünya. Deniz, kum, güneş. İşte ben bu dünyada neler oluyor diye soruyorum Mihriban. Hepsini tek tek saymamı beklemezsin herhalde mantıken. Sen bir şey gizliyorsun. Say bana. Tek tek say. Hiçbir şey gizlemiyorum. Hem ne gizleyebilirim ki? Yani ay! Ne oluyor ya? Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Ay Zafer abi, ödümü patlattın. Sessiz sessiz gelinir mi? Ya siz duymadıysanız ben ne yapayım? Allah Allah. Sibel, çok enteresan gelişmeler var. Sahi mi? Hı-hı. Sen gitmiyor muydun Mihriban? Evet, gidiyordum. Ne oldu? Gazeteyi arayıp bu işin peşini bırakmam için yazı işleri müdürüne uyarıda bulunmuşlar. Aa, çok şükür. Niye çok şükür? Bu işten vazgeçiyorsun yani değil mi? Tam tersi. Bizim gazetenin güvenlik ekibinden iki kişi beni korumak üzere görevlendirildi. Yani başımıza iki kişi daha mı alıyoruz? Merak etme. Masraflar gazetede. İyi bari. Şuna baksana. Bakalım daha başka kaç kılığa girecek. Birkaç saat evvel de madenci kılığındaydı. Ne yapsa sana kendini beğendiremiyor. Bes doğrusu. Bir günde kaç rol bu? Arada sırada kendi olayımıza takılıyoruz. Şu anda olduğu gibi. Ama bu korkunç bir şey. İnanılmayacak kadar korkunç. Korkunç güzel değil mi? Hayır. Bir şey hem korkunç hem güzel olabilir mi? Bu yalnızca korkunç. Ben güzel bir şey göremiyorum. Bence de. Malzemeye yazık. Şöyle biraz dönüp sanat tarihine bakarsak... orada boynu bükük, hayatı sönük bir sürü insan görürsünüz. Niye diyeceksiniz? Niye deyin? Niye? Madem niye dediniz, şöyle izah edeyim. Olay bir varmış bir yokmuş yıllarında geçiyor. Her kim sanatla uğraşırsa ya verem oluyor ya da açlıktan ölüyormuş. Ha, ne zaman ki ölüyormuş, o zaman adam sınıfına sokuluyormuş. Yani ne demek istiyorsun? Ölürsem kabrime gelmeyin. Sanatıma, sağlığımda konuşan, öldükten sonra ebediyete kadar ağzını açmasın. Gerek yok. Olayımız bu. İyi de baktığın yerle yaptığın resim arasında alaka yok. Ya bunu ruhum yaptı. O ben değilim. İyice sapıtmış bu. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Üzerini kirletme bari. Şu fani dünyada kimi sevdiysek maytaba geldik. Şu hale bak. İnsanın Robinson Crusoe olası geliyor. Bulacaksın bir tane cuma. Oh! Bir tane de salı. Adam akıllı. Mesajını vermiş yani. Bir el kalır haberin olsun. Aman son olsun. Bir daha yok. Oyna oyna. Kardeş kardeş oynayın. Kardeş kardeş. Çocuklar gibisiniz vallahi ya. Kavgasız bir oyununuzu görmedim. Hayret ediyorum size ya. Hayrola Hayri abi. Nedir bu halin? Ne oldu böyle? Ne olacak be? Bir çocuğun bezinde boncuk arar. Alay etme Nizamettin Bey. Hayri ne oldu? Operasyon başarısız oldu efendim. İrfan Azman'ı nerededir be? Zorla bir çocuğun bisikletini aldı uzaklaştı. Ben de yürüyerek geldim. Ne oluyor ya? Bana da anlatsanıza kardeşim ya. Malum hikaye. Çocuk meselesi. Ha, tam zamanında geldin Hayri Baba. Nigar Baba telefonda. Nasıl söyleyeceğim şimdi efendim? Yine beceremedik diye nasıl diyeceğim? Dünyanın bütün lüzumsuz işlerini bünyesinde toplamış değerli arkadaşımız içeri gider. Telefon orada baba. Mersi efendim. Alo. Benim efendim.
Operasyon nasıl mı gitti? Şey efendim... Rahat konuş baba. Yani sana nargileni getireyim. Bulamadık efendim, gitmişler. Vallahi bilmiyorum nereye gittiklerini. Belki de teferruce intikal etmişlerdir. Nereye efendim? Ayrı baba? Nereye gitmişler? Pardon efendim. Nereye dedim baba? Teferruce efendim, teferruce. Yani kıra gitmişler. Ne diyorlar ona şimdi? Piknik, piknik. Öyle bir konuşuyorsun ki. Yani kimse beni anlamasın diyorsun baba. Gider misiniz başımdan efendim? Aa, size demedim Nigar hanımcığım. Merak buyurmayın efendim. Bu konuda andım var. Küçükken oba beyiydim ben. Yani kaşiftim. Ne diyorlar ona? İciydim efendim. Söz verdim mi yaparım. Arzu hürmetler ederim efendim. Akşama bekliyorum efendim. Saygılar efendim. Tamam efendim, görüşelim. Sesi iyi değildi. Çanıma ot tıkacak gibi bir sesti. Oh! Ay dikkat ettim, elindeki kağıdı saklayacak yer aradı durdu. Bir yere de saklayamadı. Ne varmış o kağıtta? Ay bilemiyorum ama çok telaşlıydı. Allah Allah, sormadın mı? Ay kaç kere? Dedemin çöpe atmaya üşendiği kağıt diye geçiştirdi. Sen hiç üsteleme. Ben yavaş yavaş ne olduğunu anlarım. Tamam. Sherlock Holmes gibisin hayatım. Aşure yer misiniz? Çok severim. Sağ ol Mihriban. Teşekkürler Mihriban. Mihriban... Bugün acayip bir şey oldu mu? Yine biri geldi mi? Ya da bir taş daha atıldı mı? Hayır. Hiç de bile öyle olmadı. Tamam canım. Ne sinirleniyorsun? Yok, sinirlenmiyorum. Sedefleri de aşure vereceğim ben. Haklısın. Kesinlikle bir bildiği ve gizlediği bir şey var. Senin bu şıp diye anlamalarını da kıskanıyorum yani. Zor değil ki hayatım. Doğru beslenme ve biraz da kafayı kullanmak yeterli. Yine de benim yardımım olmasaydı kafanı bu kadar kolay kullanamazdın. Alındın mı yoksa? Ben senin kafanı kullanamadığını söylemek istemedim ki. Yani seni kastetmedim. Sen çok zeki bir kızsın. Eminim öyledir. Bazen dünyanın dar geldiğini hissediyorum. Size aşure getirdim. Sinirlere iyi gelir. Aa, sağ ol. İhtiyacımız vardı. İşiniz yoksa bize de gelebilirsiniz. Sağ ol. Benim çeviri yapmam lazım. Didem de ders çalışacak. Aa, yani biz her zaman müsaitiz. Gelebilirsiniz. Çok sağ ol, biliyorum. Otururuz, sohbet ederiz, dama oynarız. Yaparız bir şeyler yani. Tamam mı? Hı hı, tamam, sağ ol. Hoşça kal. Bye bye. Aşure'yi de çok severim. Ay çok iyi kız ama gitmeyecek diye de aklım gitti. Boş ver, ben severim böyle tipleri. Saf ve temiz olurlar. Kötülük gelmez. Yürekleri ortadadır. Maşallah. Aşure'ye bakıp da karakter tahlili yaptım bakıyorum. Önce bir çay içelim hadi. Tabii olur. İstersen kola da var. O da olur. Boğazım kurudu. Yok yok, sen bana bir bardak su ver. Zaten bugün yaşadıklarımdan sonra bir bardak soğuk su iyi gelir. Anlayamadım. Ne soğuk suyu? Neden söz ediyorsun? Boş ver. Hiçbir şey iyi gitmiyor zaten. Sana da engel oluyorum. Ben de yoruldum aslında. Hadi konuşalım biraz. Yanında başka bir kızı vardı. Ne çıkar, arkadaşı olamaz mı? İnsan arkadaşının elini tutmaz ama. Anladım. Çok canın sıkılmış. İstersen biraz dışarı çıkalım. Yok. Seninle konuşmak daha iyi geliyor bana. Hiç kendini sıkma. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. Sağ ol. Gelin bu işten vazgeçin. Bu işi kanuna havale etseniz daha iyi edersiniz. Öyle değil mi Hayriciğim? Bir portakal suyu içer misiniz Nigar hanımcığım? Yeni aldım. Finike bal gibi. Zahmet olmazsa içerim. Aman efendim, hiç zahmet olur mu? Hayri size hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyor, görmüyor musunuz? Siz de içer misiniz Fahri Beyciğim? İçmem. Midem pek iyi değil bugünlerde. Nigar hanımcığım, ne olur bu işten vazgeçirin. Başına bir şey gelecek, sonra ayıkla pirincin taşını.
Aslında ben de bu yönde bir teklifte bulunmak için geldim. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyleyin Nigar Hanım. Pat pat söyleyiverin. Biraz ima etmeye çalıştım ama tınmadı. Ben onu tındırırım. İkimiz aynı fikirde olduktan sonra gerisi kolay. Size bir sırrımı verebilir miyim? Verin. Bugün kızımla konuştum. Bana ne dese beğenirsiniz. Ne dedi? Çocuğu için kocasıyla barışmış. Ne? Ne diyorsunuz? Sevinelim mi, üzülelim mi anlayamadım. Bizim Hayri boşu boşuna hırpalandı. İşte onun için üzülüyorum ya. Baretta. Efendim baba. Bir şey soracağım ama kızma. Of, niye kızayım baba? Sor. Sen beni aldatmazsın değil mi? Yani hiç aklının ucundan geçirmezsin. Elbette baba. Niye aldatayım? Yani arada göz yanıltmaları yaparım. Demir para yok ederim. Ama aldatmam. Biliyordum zaten. Biliyordun da niye soruyorsun baba? Peki hiç benim seni aldatabileceğimi aklına getirdin mi? Niye getireyim baba? Sana ne oldu Mihriban baba? Yani bir yerden tehlike çanımı çalıyor da ben duymuyorum. Yok canım. Öylesine konuşuyoruz. Peki diyelim ki biri sana kafayı taktı. Ele de Baretta diyor. Benim kıskanmama kızar mısın? Ya bu senin en doğal hakkın baba. Peki biri bana kafayı taksa kıskanır mısın? Yerim onu baba. Biliyordum. Ya bildiğin soruları sorarak zaman kaybediyorsun baba. Bilmediklerini sor da bir an evvel kültürün gelişsin. Çok romantiksin Baretta. Ben de seni baba, ben de seni. Patikleri de güve yiyecek. İçlerine naftalin koy baba. Hiçbir şey olmaz. Hayri Beyciğim, bugüne kadar bizim için göstermiş olduğunuz çabaya, fedakarlığa teşekkür ederiz. Ama... Rica ederim efendim. Hele bir çocuğu oradan kurtaralım, o zaman içim rahat edecek. Açıkça söyleyin efendim, bunun saklanacak bir tarafı yok. Hayri Bey, kızım kocasıyla barışmış. Ne? Barışmış mı? Şoka girdi. O kadar dayağı da boşa yedi zavallı. Barıştılar mı? Siz bana barıştılar mı dediniz? Size nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bu uğurda hayatınızı bile tehlikeye attınız. Bazen insana böyle dersler lazım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Büyütmeyiniz efendim. Bunun derslik bir tarafı yok. Ben artık kalkayım. Çok geç olmuş. Sizi de şerefle evinize bırakayım efendim. Vay aslan parçası. Bu delikanlılığında da böyleydi. Lütfen Fahri Beyciğim. Gidelim efendim. Ben kendim giderdim. Gidelim efendim, gidelim. Bir tane erkek göster deseler seni gösteririm Hayri Bey. Yok baba. Mihriban baba boşuna konuşmaz. Bu aldatma durumu benim kafamı karıştırdı. Bir bit yeneği var. Evet, beni kıskanıyor. Ama kimden? Hayatımda gördüğüm başka kadın yok ki. Baretta? Buyur baba, günaydın. Hasta mısın? Niye yatağın içinde öyle oturuyorsun? Hiç baba, kendime gelmeye çalışıyorum. Ben kalkıp elimi yüzümü yıkayayım. Yok, içine kurt düştü. Benim onu aldatacağımı kafasına taktı. Belki de aldattığımı düşünüyor. Aldatmadım ama birinin bana musallat olduğunu öğrenirse ne yaparım ben? Deli dolu Baretta vurur onu, damlar da çürür. Kargaların nasıl yemek yediğine mi bakarsın be? Günaydın Nizamettin abi. Günaydın. Buralarda dolanan şu başı bozuk serseriyi görür müyüm diye bakıyorum. Peki görür müsün? Hayır. Kimsecikler yok. Peki sabah güzeli hanımlardan kimseyi görür müsün?
Nasıl yani? Şaka takılırım be. Öylesine. Sen bana bakmıyorsun be. Niye güldüğünü anlayamadım Nizamettin amca. Hiç be. Delikanlığım aklıma gelir. Ben de böyle sabahları erken kalkıp mahallede asayiş Berkemal mi diye bakardım. Ne demek istediğini hiç anlamadım Nizamettin amca. İleride anlarsın be. Az ileride anlarsın. Artık şu tembelleri de uyandırayım. Hadi tembeller, uyanma vakti. Kahvaltıda şefin spesiyali var. Uyanın hadi. Baba, kanepe mi yaptın yoksa? Evet. Ben başlıyorum. Bitirmeden yetişin. Sedef'i de uyandır. Hemen geliyorum. Ben çoktan uyandım. Nefis kokuyor. Bana kalırsa bizi utandırmak için yapıyor. Onun huyudur. Evi ne zaman ihmal etse yemekler, temizlikler arka arkaya gelir. Çok hoş bir baban var biliyor musun? Biliyorum. Bu huyları yüzünden bir kat daha seviyorum. Hadi kahvaltıya. Acaba annem böyle bir adamı niye terk etmiş olabilir? Sabah sabah nereden aklına geldi şimdi bu? Ne bileyim. Sana bakıyorum, Mahir amcaya bakıyorum. Kısaca sizleri çok seviyorum. Hayırdır inşallah sabah sabah. Biz de seni çok seviyoruz. Hadi bakalım. Gelirken bir de bakkala uğrayıp ekmek alın. Kanepeler bitti. Hiç abartmazsın. İyi, hadi görüşmek üzere. Hayır baba, anlamadım şu. Yani buraya gelenlerin çoğu erkek. Ben Mirban babayı nasıl aldatabilirim ki? Kadınlar böyledir oğlum. Mutlaka kıskanacak bir şey bulurlar. Zaman gelir havadaki kuştan bile kıskanırlar. Ya beni bilirsin baba. Zampara olacak hal var mı bende? Anla işte oğlum. Evliliğin cilveleri bunlar. Yoksa ip gibi uzayan bir yolda yürümeye benzer. Böyle tatsız tutsuz. Ben aslında yani şey... Mirban babanın bebek istediğini sanıyorum. Ne güzel. Yeğen ha. Aferin. Kısmetse ne zaman? Yok öyle bir şey baba. Yani bu sorumluluk ister. Sanki ben biraz yan çiziyorum da Mirban baba hayatımda başka biri var sanıyor. Oho, sizin işler karışık ol. Vallahi ben karışmam. Hadi çayı getir de işimize bakalım. Yine kendime çözüm bulamadım baba. Sağlık olsun. Aslında ben kendimi bir çözsem var ya, kart vizitimde hamile kart yakınımdır diye yazacak yer bulamazdım. Herkesin bir derdi var işte. Bunun da çatlakları gün geçtikçe çoğalıyor. Eyvah, nüzül indi galiba. Koyun gibi bakıyor yahu. Hayri, iyi misin? Güneşimsin, ışımsın.